Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen Gaziantepli Kadınlar Dirençli Mahalleler İnşa Ediyor paneline telekonferans yöntemiyle katıldı. Başkan Şahin yaptığı konuşmada kadının istihdama katılırken aile hayatını da devam ettirmede en önemli kişi olduğunu belirterek, "Aileler sağlıklı ve güçlü olduğu zaman toplumda güçlü oluyor, sağlıklı oluyor," dedi. Biz kendi olarak aslında kadınların kendi kontrollerinde çalışabilecekleri, yürütecekleri kadın ve çocuk merkezi kurduk. Mülteci ve yerelden kadınların aile lideri, eğitimci olarak rol alabilmeleri amacıyla eğitimler yaptık, onları güçlendirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Sayın Abdullah Aksoy ve beraber çalıştığımız Türkiye'nin tek kamu ve üniversite işbirliği içinde yapılan 1003 araştırma geliştirme projesinde katkılarımız çok olmuştu bize. Ekonomik kalkınma ile beraber insani kalkınmayı aynı anda koymazsanız adaleti, sosyal adaleti, sosyal barışı sağlayamazsınız ve çevresel kalkınmayı bir bütün olarak koyamazsanız dünyadaki bu gelinen noktayı birer sonuç olarak görüyoruz. O yüzden eğitim, sağlık, istihdamda kızlarımız üniversiteyi bitirdiği zaman istihdam hayatına girdiğinde en önemli şey hem aile hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Bu bizim için çok önemli, çok mühim çünkü aileler sağlıklı, güçlü olduğu zaman toplum güçlü oluyor, sağlıklı oluyor. Ama bunun için tabii kadın hayatını kolaylaştırmak gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman en büyük uygulayıcı da yerel. Dedi ki yani hukuki düzenlemelerde parlamentoda çok ciddi çaba sarf ettik. Avrupa Birliği projeleri, çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları konusunda hakikaten büyük çaba sarf ettik. Hukuki düzenlemelerin altını oluşturduk ama beraberinde uygulama bir o kadar mühim. Uygulama da sahada yerelde başlıyor. Bu hukuki düzenlemeleri yerele koymazsanız o istediğiniz etkiyi oluşturmanız mümkün değil.